borcun var, derdin var. Eder sana dünyayı dar. Varsın olsun boş versen de, dertlerin en güzeli var. Dinletemezsin sözünü, ayıramazsın gözünü. Hiç boşuna arama, yok bu derdin çözümü. Çocuğun var, derdin var. Çocuğun var, derdin var. Gözde mi? Canım, Fer. Hocam. Fer, Fer. Merhaba çocuklar. Ece'nin size bir sürprizi var. Görüşürüz. Allah Allah. Çok merak ediyorum. Neymiş bu sürpriz? Hı? Size bir şey sormam gerekecek. Sor tabii canım, sor. Kıtır bu akşam bizde yatacak. Ececiğim, bu bir soru değil ki. Emir. Hayatım, önce bize sorman gerekirdi. Hep evet derdiniz ama. Ececiğim, yani bu gece yatısı partileriniz biraz sık olmuyor mu? O için çiftliğe gelmedik ki. Peki. Ama bundan sonra gece yatıya misafir, hani bir süre olmasın. Olur mu? Anlaştık mı? Anlaştık. Bir dakika, bir dakika. Anlaşmadık. Anne. Ha canım. Bize kurabiye yapar mısın? Bir düşünmem lazım. Lütfen anne, bize kurabiye yapar mısın? Düşünmem lazım dedim ya. Sen de bize bir tutar mısın baba? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Öncelikle sana şunu söylemeliyim ki Ececiğim, ben profesyonel bir komedyen değilim. Sen öyle eve sulu ve kıtır kıtır arkadaşlarını getireceksin, onlar eğlenecek diye komiklik yapamam. Anlaşıldı mı? Ben öyle jetonla çalışan bir komedi makinesi değilim. Benim de duygularım var. Öncelikle kendimi komik hissetmem lazım. Bu gece kendini komik hissedecek misin? Bilmiyorum, bilmiyorum. Anne, kurabiye yapacağımı biliyorum. Sen de bu gece kendini komik hissedeceksin. Ne yapalım? Teşekkür ederim babacığım. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Nereye gidiyorsun? Gel bakayım şöyle. Ha, ben seni bir zapırdatayım da. Hayatım, seni de zapırdatayım bir gel. Ay ben gıdıklanıyorum ama. Kız gel, bir zapırdatacağım. Ömer Gencer'in bardağını dolduran bütün elmalara sonsuz teşekkürü bir borç bilirim. Baba. Burada. Bu gece Ece'nin arkadaşın gelmesi izin verdiniz mi? Yemekte söyledik ya kızım. Okey verdiniz yani. Okey vermedik Aslı'cığım. İzin verdik. Anladım baba, okey. Yes, this is a pencil. Mr. and Mrs. Brown went to the seaside. I'm a father. Godfather. Neden İngilizce konuşuyorsun baba? Sana sormalı kızım, sana sormalı. Sen başlattın, okeyim okey. Konuyu değiştirme baba. Ece zaten beni çıldırtma potansiyeline sahip. Haklısın. Tek başına olsa da. Çok haklısın. Bir de onun ebatlarında bir tane daha olacak. Çıldırtma potansiyeli her an patlayabilir. Yani bu an meselesi. Çok çok haklısın Aslı. Onları yine zapırdatacak mısın? Zapırdatıp zapırdatmayacağımı henüz bilmiyorum. Yani bunun için kendimi komik hissetmem lazım. Eğer kendini komik hissetmezsen hayal kırıklığına uğrayacaklardır. Ha, öyle mi dersin? Evet. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz Aslı. Görüşürüz elma suyu dolu bardağım. Elveda.
zapırtılacakmış. Ben profesyonel bir palyaço değilim ki. Ayrıca diyelim ki yaptık. Bunlar nerede duracaklarını bilmez ki. Bir kere yaparsın, gülerler, 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 sonra bir daha yap. Yaparsın, sonra bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Bunlara hiçbir şey yetmez ki. Senin keyfin yerinde mi, moralin nasıl, yorgun musun? Fark etmez. İlla güldür baba, komiklik yap baba. Allah Allah, ben palyaço muyum canım? Bence neden kendimi böyle komik duruma düşüreyim ki? Neden? 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 Oo, oo! Ben biraz basket oynayacağım baba. Sonra görüşürüz. Oğlum dönüp dolaşıp geleceğin yer burası. Tabii görüşeceğiz. Gelir. Evet. Kendini nasıl hissediyorsun? Nasıl yani? Komik hissediyor musun? Kendimi çok mutsuz ve yorgun hissediyorum. Baba, yapabilirsin. Lütfen. Gel baba, lütfen kendini komik hisset. Oh, hoş geldiniz. Metin Bey, nasılsınız? Selin Hanım nasıllar? Hoş bulduk, çok teşekkür ederim. Size de zahmet olayasın. Siz nasılsınız? İyiyiz, çok teşekkürler, sağ olun. Aa, aman aman, bakın burada ne var. Selin Hanım'ın un kurabiyeleri. Bakın çocuklar, ne var? Aman da aman. Estağfurullah canım. Yani asıl biz size zahmet veriyoruz. Ah, bir dahaki sefere biz Ececi'yi bekliyoruz. Tabii tabii, yeter ki çocuklar mutlu olsunlar benim. Hadi bakalım. Doğru oyna. Tekrar teşekkürler, sağ olun. Bana da müsaade artık. İyi tabii, geçelim. Buyurun, müsaade sizin. Ömer Bey, şey, yani sakıncası yoksa hani şu size verdiğim... Bu, matkap değil mi? Ay Allah, onu geri vermeyi unuttum ben. Çok affedersiniz, nasıl mahcup oldum. Ya estağfurullah Ömer Bey. Yani lazım olmasa sakın yanlış anlamayın. Ha, biz de ortancıya böyle kitaplık niyetine raf falan yapacağız da. Tabii tabii. Ben şimdi onu size bulur veririm. Siz buyurun geçin şöyle. Buyurun 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 buyurun. Al bakayım, siz de buyurun geçin buyurun. Ben şimdi o şeyi hemen getiriyorum size. Bakalım. Evet. Galiba bunun için. Metin Bey. Albayım Metin Bey. Memnun oldum. Merhabalar efendim. Albay Alpay. Bakalım. Nerede? Güzel ama değil mi Ömer Bey? Öyle vallahi. Devri nasıl devri? Harika. Harika, muhteşem. Ele nasıl oturuyor ama? Mükemmel. Konu matkap sanırım. Metin Bey matkabı. Metin Bey matkabını bana vermişti albayım. Ben şimdi ona geri verecektim de onu. Ver tabii, ver. Matkap bir evin direğidir. Matkapsız ev, bağcıksız ayakkabıya benzer. takım çantanız da çok güzelmiş diyorum. Çok teşekkürler, sağ olun. Güzeldir, güzeldir. Ömer pek meraklıdır tamirata. Evet, böyle açılınca üç tane bölmesi oluyor. Güzel değil mi? Nerede bu? Gizli bir bölmesi falan mı var? Matkabın sığacağı bir göz diyor. İlahi Metin Bey. Var mı gizli bölmesi? Tabii ya. Koca matkap. ben onu
Evet evet, o matkabı en son çalıştığım yerde bırakmış olmalıyım. Mutfakta, mutfakta. Metin Bey, siz benimle gelin. Ben de mutfakta bir raf yapıyordum. Lavabonun altında böyle kapağı açılınca görünecek cinsten. Gelin göstereyim ben mutfakta onu. Ben de daha rafı bitirememiştim. Herhalde matkap da orta kaldı. Yoksa Metin Bey matkabı almaya geldiğinde bulamasın diye mi oraya sakladın Ömer? Ufak bir iç etme durumu seziyorum. Kaba bir tabirle. Metin Bey, sizin matkapla ben bakın burada böyle raf yapıyordum. Gerçi daha yarım ama nasıl? Güzel değil mi? Oh, harika olmuş. Bravo. Neredeyse bitiriyor musun rafı? bir şey içer misiniz? Elma suyu dışında. Yok yok. Sağ olun, almayayım. Hanım bekliyor. Ben matkabımı alayım gideyim. Tabii tabii. Ya bu şurada bir yerde olmalı. Olmalı. Burada olmalı. Olmalı diyorum çünkü bildiğiniz gibi ya, matkaplar kendi başlarına bir yerden bir yere gidemezler. Burada yok. Nedir? Hangisi? Şu. Ha, o şey o. Palyaço şapkası. Sibel bir okul tiyatrosunda kullanmıştı. Peki şu olmasın? Ha yok yok. İşledikleri suça göre verdiğim en hafif ceza bu. Kaytarmayın askerler. Sibel sen ne arıyorsun? Ya okulun yeni tiyatro oyununda uçan daire gerekiyor. Mutfakta ona benzer bir şey var mı diye bakıyordum. Uçan daire yok burada. Ama istersen şu iki uzaylıyı kullanabilirsin. Yok, ben almayayım albayım. Ben içeri gideyim, size iyi cezalandırmalar. Bir şey mi dediniz albayım? Yok. Ömer Bey, ben sizin iki ayağınızı bir pabuca sokmayayım. Zaten kitaplık için raflar almıştım, abime bırakmıştım. Onları alayım, akşama uğrarım, olur mu? Tamam. Ben de o zamana kadar matkabı bulur, şöyle bir bakımını yaparım. Anlaştık. Anlaştık. O zaman ben gidiyorum. Siz rahatsız olmayın. Lütfen, ben giderim. Görüşürüz. Sizi ben geçireyim Metin Bey. Bu sitede yakınınız var mı? Malum site yöneticiliği seçimleri yaklaşıyor da. Ben bunu bir düşüneyim albayım. Buyurun. Tıraşın var mı? Yok. Peki bu ne? Kalem tıraş. Hani kalem tıraşın yoktu? O benim değil ki, teyzemin. Yok işte. Bu evde hiçbir şey uçan daireye benzemiyor. Buna ne dersin teyze? O çok küçük. Uzaylı sen oynarsan olur abi. Bir tek sen sararsın içine zaten. Sen fazla oluyorsun. Tamam, tartışmayın lütfen. Şöyle şu büyüklükte yuvarlak bir şey olsa yeter. Bir fikrim var. Annemleri köpek almalarını ikna edin. Ben ona uzay aracı olmayı öğreteyim. Sen kafayı yemişsin kızım. Ya niye öyle diyorsunuz? Ben ona öğretirim. Yeter ki bir köpeğim olsun. Hayır, hiç kıyamam. Ben senin için köpek bile olurum, canım kardeşim benim. Bak, hav. Deli şey. Senin için de uzay aracı olurum teyzeciğim. Tamam. Bu kadar şımarıklık yeter. Şimdi doğru odana. Ece ile Orçun, kendilerini
beni güldürmeleri için soytarı arıyorlardı. İstersen bir git yanlarına. Ben çizgi filmden sıkıldım artık. Ben de. Şuna bak. Bu ne? Baba. Baban mı? Evet. Şapkasından bile kir çıkmış. Evet. Nerede benim şapkam, nerede? Çocuklar, şapkamı gördünüz mü? Burada. Gel bakayım. Gel bakayım, sen benden kaçarsın ha benim güzel şap... Benim sözümü dinlemiyor. Onu mutlaka yakalamam lazım. En iyisi arkasından dolaşmak. Sessiz olun. Sessiz olun. Sessiz olun. Sessiz olun. Sessiz olun. Sessiz olun. Gel bakayım. Onu mutlaka yakalamam lazım. Sonunda yakaladım seni. Seni pis şapka. Ha. Niye onun tarafını tutuyorsunuz bakayım siz? Çünkü o da küçük. İşte bunun için benimle baş edemeyecek. Onu paramparça edeceğim. Benden kurtulamayacak. Demek siz onun tarafını tutuyorsunuz ha? Şimdi görürsünüz. Yedim sizi. Ay bunu bitir. İçinizi de yiyeceğim. Bu palyaçoyla baş edemezsiniz. Yiyeceğim sizi, yiyeceğim. Kaçmayın, kaçmayın. Gelin buraya, gelin, gelin. Şu hayatın adaletine bak. Onları ben güldürüyorum ama onlar şapkanın tarafını tutuyor. Matkap. Ben bu matkabı buzdolabına koymuş olabilir miyim acaba ya? Şeytan aldı götürdü. Satamadan getirdi. Şeytan aldı götürdü. Acaba nereye getirdi? Elma dersem çık, armut dersem gene çık. Çık ya, çık. Ömer. Zeynep. Ne bu hal? Ne varmış halimde? Normal kıyafet işte. Buzdolabından çıkardığın yiyeceklere palyaço gösterisini yapıyorsun. Ah, evet hayatım. Bak, bak. Bu domates ne kadar çok gülüyor bana. Ömer amca, Ömer amca ne kadar komiksin diyor. Hakikaten çok komiksin Ömer. Ne arıyorsun? Hiçbir şey. Demek hiçbir şeyi arıyorsun. Allah Allah. Nereye gitmiş olabilir bu hiçbir şey acaba? Tamam. Matkap arıyorum. Evet, matkabı arıyorum. Buzdolabında. Ne var? Aslı'nın kaybolan ödevini nerede bulmuştuk? Buzlukta. Metin Bey'in matkabı mı? Evet hayatım. Evet. Arıyorum, arıyorum. Bir türlü bulamıyorum. Yok işte, yok. Gitti. Durup dururken. Evet, durup dururken. Zeynep'ciğim matkabın kalkıp tek başına gidip yürüyecek hali yok ya. Hayatım bak, her işi bir anda yapmaya kalkarsan böyle olur işte. Yani koyduğun bir şeyi nereye koyduğunu unutursun. Ben koyduğum yeri hayatta unutmam. Öyle mi? Nereye koydun peki? Neredeyse oraya. Patates yani. Kaç aydın ka? Buraya gelin, buraya gelin, buraya gelin. Çok komiksin Ömer amca. Biz tüccar uzaylılarız dünyalılar. Bizden zarar gelmez. Dünyanıza güzellik iksiri satmak için geldik. Bakın bana. Bu iksirden içtiğiniz zaman hepiniz benim kadar güzel olacaksınız. Sizden para falan istemiyoruz.
Tek istediğimiz her şişe iksir için bir kurban. İki dünyalıdan biri ölecek, biri güzeller güzeli olacak. Ölenin kanını da biz içeceğiz. Nasıl? İyi alışveriş değil mi? Biz dostuz. İşte size uzay gemisi Sibel Hanım. Hık demiş, UFO'nun burnundan düşmüş. Haklısın Murat. Burnundan düşmüş. Yani küçük. Siz buna küçük mü diyorsunuz şimdi? Murat, bu bildiğimiz frisbee. Evet, bildiğimiz frisbee ama bilmediğiniz bir şey var. O da benim projem olan bu gözlük. Murat, ben uzay deyince sen ay mı anladın? Ay tutulması falan izleyecek değiliz. Çok komiksiniz Sibel Hanım. Beni küçümsüyorsunuz. Buyurun, takın gözünüze. Ay Murat ya. Murat bu harika. Size söylemiştim Sibel Hanım. Beni küçümsüyorsunuz. Ya, ben seni değil, frisbee küçümsemiştim. Ama kocamanmış. Tam 10 kat büyük gösteriyor Sibel Hanım. Siz bana şöyle kollarımızı açtığımızda sarılabileceğimiz kadar büyük bir şey olsun demiştiniz değil mi? Evet. İşte bu gözü takan bir seyirci sahneye atacağımız frisbee'yi uçan daire olarak algılayacaktır Sibel Hanım. Ya geri kalan seyirciler? Yine beni küçümsediniz Sibel Hanım. Arkadaşlara talimat verdim, seri üretime geçtiler. Oyun günü size 300 adet teslim edilecek. Oyundan sonra toplarsınız, diğer temsil için gelenlere tekrar verirsiniz. Bu harika. Peki gerçekten uçan daire sanacaklar mı? Buraya gelmeden önce Sibel Hanım bir tarlaya gittim. Baktım bir çiftçi çalışıyor. Adamın gözüne taktım bu gözlüğü. Takar takmaz frisbee fırlattım. Adam ne yaptı ya benirsiz, yerden bir taş aldı böyle frisbee fırlatıyor. Get uzaylı, get. Panik olduğunu görünce hemen çıkarttım gözlüğü. Dedim ne yaptın ya? Uzaylıya kaya attım dedi. Kaya mı? Adamda gözlük var ya, taşı kaya zannediyor. Hoş geldin Murat. Aman Allah'ım, inanamıyorum. Ne oldu? Yaptığım projelerin yan etkileri olduğunu bilmiyordum. Gözlük gözümde olmadı halde Ömer Bey'in ayaklarını 2 ya da hatta 3 kat daha büyük görüyorum. Neden Hanım, tabii büyük görürsün. Çünkü ayağımda palyaço ayakkabısı var. Söyleyin bakalım, neymiş bu gözlük meselesi? Enişte, Murat 10 kat büyük gösteren gözlük yapmış. Tiyatroda uçan daire yerine frisbee kullanacağız. Gözlüğü takan seyirciler frisbee'yi uçan daire olarak algılayacak. Çok güzel, bravo, zekice. Tebrik ederim Murat. Peki bu gözlük sadece frisbee'ye mi ayarlı? Nasıl efendim, anlayamadım. Yani bu gözlük yalnızca frisbee'yi büyük gösteriyor. Olur mu efendim? Her şeyi büyük gösteriyor. Her şeyi mi? Oyuncuları büyük görmememiz gerekiyor değil mi Sibel Hanım? Ya... Evet Murat. Aşk olsun yani. Çok özür dilerim Sibel Hanım ama... Yine bulamadık. Neyse. Ver bakayım şu gözlüğü. Enteresan. Acaba ben Metin Bey'e bu gözlüğü taksam... matkap diye yutturabilir miyim? Konserve açacağını. Efendim, anlayamadım. Evet, anlamını da beklemiyorum zaten. Al bakayım Murat'cığım bunu. Git, yalnızca frisbee'yi büyük gösteren gözlük icat etmeye çalış. Hadi, şimdiden işe koy. Yapabilirim değil mi Ömer Bey? Tabii yaparsın evladım. Niçin yapamıyorsun? Hadi göreyim seni. Hadi git çalışmaya başla, hadi. Acaba seyircilere sadece frisbee sahnesinde gözlük takmaları mı soruyorsunuz? Yok. Yer yarıldı, yerin içine girdi bu matkap. Ne yapıyorsun ya Ömer? Ne yapıyorsun? Daha önce en az 5 defa baktın bu raflara. Of, nerede bu matkap?
Herkes buraya gelsin. Herkes buraya gelsin. Ömer Gencer toplantı yapıyor. Baba, yine neyini kaybettin? Sus ve ötekilerin gelmesini bekle. Baba, sus ve ötekilerin gelmesini bekle. Neredeler? Geçin bakayım, geçin geçin. Çocuklar, biz bir aile değil miyiz? Elbette. Peki ben niye bunu hissetmiyorum? Biz sana hep baba diyoruz. Hiç duymadın mı baba? Ben de enişte diyorum ya enişte. Ömerciğim, bizi buraya toplamana sebep olan önemli şeyi hepimiz merak ediyoruz. Hemen konuya geçsen. Zeynep'ciğim, sen biliyorsun zaten. Ben bilmiyorum. Yani bildiğimi sanmıyorum. Şu matkap meselesi. Beni bu konuda muaf tut, tamam mı? Bu toplantıdan beni muaf tut. Ay, yani bunun için mi çağırdın beni ütüden Ömer ya? Of. Zeynep! Sen gidebilirsin hayatım. Matkap diyordun babası. Evet. Çocuklar. Ben burada hepinizin gözü önünde evin altını üstüne getirdim. Ne kadar delik varsa oraya soktum, buraya soktum, bir şeyler arıyorum. Eski bir matkap arıyorum. Ama hiçbiriniz nedense bana baba ne arıyorsun diye sormuyor. Matkap aradığını önceden söylesene baba. Biliyor musun yerini? Yo. Bunun için toplantı yapmana gerek yok ki baba. Teyzem de toplantı yapmadı ama herkes onun uçan daire aradığını biliyor. Çocuklar, çocuklar ne olur yani benim bu matkabı mutlaka bulmam lazım. Ya ne olursunuz yalvarıyorum bana yardım edin ya. Hadi yürüyün siz. O matkabı bana bulun. Nasıl bir matkaptı enişte? Sibel'cim beni çıldırtma. Sen bu evde bir matkap görürsen bil ki odur. Çünkü başka matkabımız yok. Olsa niye Metin Bey'inkine ödünç alayım? Metin amcanın mı? Evet, Orçun'un babasının. O zaman hemen bulmalıyız. Yani bir şeyini kaybettiğimizde Metin amcanın ne kadar korkunç olduğunu unutmayalım. Nasıl? Daha önce Metin Bey'in bir şeyini kaybettik de bundan benim mi haberim yok? Yok. Oğlum niye böyle bir şey söylüyorsun o zaman? Motivasyon olsun diye söylüyorum babası. Yani hatırlamaya mecbur olduğunu düşünürsen hatırlama bana da kolaylaşır. Hatırlamamı unutun. Hadi bakalım aramaya başlayın hadi. Babam o matkabı çok severdi. Öyleymiş Kıtır'cığım öyleymiş biliyorum. İyi bir matkap o. Kıtır bana o matkabın hikayesini anlattı baba. Metin amca ona çok değer verirmiş. Özel çekmecesinde saklarmış. Ona da babasından kalmış. Ve babası demiş ki, oğlum bu matkap sana emanet. Eğer onu kanının son damlasına kadar koruyamazsan hakkımı sana helal etmem. Aslı, bütün bunları sana Orçun mu anlattı? Vallahi ben de şaşırdım bu kadar uzun cümleler kurmasına ama öyle baba. Kelimesi kelimesine. Şimdi matkabın çekmecesi boş. Sen çok kötü birisin baba. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Sizden bir ricada bulundum ama beni çok rahatlattınız. Pekala. Şimdi ben saatimin alarmını kuruyorum. Şimdi birazdan şuraya yatacağım. Size bir saat süre. Bir saat sonra bu saatin alarmı çalacak. Ben kalkacağım ve içinizden birini mutlaka o matkabı bulmuş olarak göreceğim. Tamam mı? Hı hı. Ben burada şöyle bir konsantrasyonumu toplayıp tekrar matkabın nerede olduğunu hatırlamaya çalışacağım. Siz de bu arada kesinlikle matkabı aramış olacaksınız. Tamam mı? Kötü adam. Kötü adam. Oynamayın onlarla. Arayın bakayım matkabı. Oynamayın. Kötü adam. Thank you.
Ömer! Ömer! Metin Bey. Metin değil. Oğlum olur kendisi. Dediler ki... Yadigarım olan matkabı almışsın, saklamışsın, vermiyormuşsun, öyle mi? Hayır. Sadece sakladığım yeri hatırlamıyorum. Bulacağım, söz. Hatırlamıyorsun, öyle mi? Evet. Bulamıyorsun, öyle mi? Evet. Peki, bu ne öyleyse? Elime nereden geldi bilmiyorum. Bilmiyorsun, öyle mi? Yapmayın. Yapmayın. Bilmiyorsan öyle mi? Yapmayın. 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 Of ya, ne kabusmuş. Hadi bakalım, uçan daire. Git ve bul bakalım onu. Yemezler. O küçücük yerde bakmadığım delik kalmadı. Evladım, bu 500 yıl önce durmuş. Niye? Doğruyu gösteriyor. Efeciğim, bütün bozuk saatler günde 2 defa doğruyu gösterir. Şunun halini görmüyor musun? Dökülüyor. Vay be, doğru söylüyorsun. Ya buna göre, yani 12 bozuk saati yan yana dizersek... biri mutlaka doğruyu gösteriyordur. Ve biz de böylece her zaman doğru saati öğrenebiliriz. Saçmalama Efe, saçmalama. Matematik konusunda düzeldiğini sanmıştım. Aa, nerede yanlış yaptın ki? Enişte bak, bir palet. Sibel'cim bu ne zaman kaybolmuştu? Bilmem. Kızım bilmiyorsan kaybolmamış demektir. Ranzanın altında değil miydi? Evet, nereden bildin? Bildim çünkü kaybolmamıştı. Baba, şuna bak. Bebeğimi buldum. Uzun zamandır ortalarda yoktu. Aa, öyle mi? Senin adına çok sevindim ya. Tebrik ederim. Ya şu matkap konusuna konsantre olursanız daha çok sevineceğim. Tamam mı baba? En son matkabı nerede kullanmıştın? Dur bakayım. Vallahi hatırlamıyorum ki ya. Ya Ömer, matkap bu. Nerede kullandığını nasıl hatırlamazsın? Nasıl hatırlamazsın var mı? Hatırlamıyorum işte. Zaten nasılı falan yok. Önemli olan matkabı bulabilmek. Bak bir şey söyleyeyim mi? Ben ütü yaparken bir sürü şey hatırlıyorum mesela. Aa, en son aylardır bulamadığım yüzüğü buldum. Hatırladım yani nerede olduğunu. İstersen ütüyü sen devral. Çok komik. Al. Yüzüğü ütüledikten sonra bana haber ver. Gömleğe sıra geldiğinde haber verirsin değil mi abla? Çağıracağımdan emin olabilirsin hayatım. Ben de çorapları ütüleyeceğim. Ya nereden çıktı şimdi bu ütü? Konumuz matkap, matkap. Bana bakın kızlar. Yani bulduğunuzda oyun falan mı yapıyorsunuz Ömer'e? Yok anne. Öyle bir şey yaparsak babam bizi öldürür. Salondaki halini görmeliydin. Matkap ararken belki uçan daireye benzer bir şey bulurum diye düşünmüştüm ama nafile. Ben gidip ezberim yapayım. Ay aşk olsun Ömer ya. Of. İyi ütülediklerimi karıştırmışsın. Bunların haline bak. Kollarım koptu bunları ütülerken. Matkap yok, matkap yok. Aramaya devam edecek misin peki? Neyi? Matkabı canım. Tabii devam edeceğim.
Metin Bey'in babasının elinden matkapla üstüme girmesini istemem. Daha önce baktığım yerlere de bakıyorum. Yani oralarda bir yerde bulsam artık yaşlandığımı düşüneceğim. Bakıyorum bakıyorum, yani hiçbir yerde yok. Ya ben çok gencim ya da bu matkap bu eve hiç girmedi diye düşünüyorum. Hayatım, hadi gel biraz yanıma otur, bana yardım et, ne olsun? Zeynep! 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 Fatih, burada mısın? Allah, gittin zannettim ya. Zeynep, bana yardım et. Ömer'cim, yani ben de her yere baktım. Neden olanları Metin Bey'e anlatmıyorsun ki? Yani seni anlayacaktır. Hadi Ömer'cim. Metin Bey geldi. Hayatım, herkes hata yapabilir. Yani sen de yapabilirsin. Ne olacak? Yani Metin Bey'i anlatırsan mutlaka anlayacaktır. O iyi biri. Hem senin arkadaşın sayılır. Hadi Ömer. Burada bir yer tutacağım. Matkabı benim makyaj çantamda araman biraz saçma değil mi Ömer? Evet. Zaten bu çantada bir matkap eksik. Merhaba Ömer Bey. Merhaba. Nasılsınız? Ben iyiyim. Sizi sormalı. Ben şöyle böyle. Bakın, raflar tamam. Yani şu matkabı da alınca kütüphane de tamam olacak haliyle. Matkap, evet. Metin Bey. Ömer Bey. Ben sizin matkabı geri veremeyeceğim. Neden? Çünkü onu kaybettim. Nasıl yani? Kaybettim işte. Yani kim bilir kaç defa evin altını üstüne getirdim. Yani çocuklar aradı, ben aradım, karım aradı, Orçun bile aradı. Ama ne yazık ki bulamadık. Şakacı. Yani birine falan vermiş olmuyorsun. Hayır. Sadece kayboldu. Ne? Kayıp mı oldu? Yani çok özür dilerim, çok üzgünüm. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ben de kendimi çok iyi hissetmiyorum. Verin onları bana. Buyur geçin. O oturabilir mi? Tabii buyur. Tamam. Önemli bir şey değil. Alt tarafı bir matkap. Yani konserve açacağı gibi bir şey. Zımba gibi. Yani dönen bir şey falan içinde var ama neticede bir alet değil mi? Zımba gibi. Delgeç yani. Matkap mı? Matkap. Ömer Bey. Ona bayağı babamın hatırasıydı. Ben onu her elime aldığımda babamın şapkasının kokusunu duyuyordum. Hemen geliyorum, geliyorum. Ömer. Efendim? Matkap kaybetmişsin. Babam söyledi. Ben de sana babamın matkabını getirdim. Ama albayım bu matkabı çok sever. Biliyorum. Ama sadece bir kere kullandı. Bir daha da kullanmasına izin vermedim Ömer. Vermem de. Her tarafı toz içinde bırakıyor. Ha, galiba şu anda en doğru çözüm bu. Sırf bunun için alıyorum. Al. Sağ ol. Hadi götür artık, adamı çaresiz bırakma. Bayılacak gibi gözüküyor. Tamam, sağ ol Tijen. İyi. Al bak, sana da getirdim. Al. Bak, bunu al. Bu senin olsun. Ömer Bey, bu benim matkabım değil ama. Senin matkap değil, bu benim matkabım. Bu senin matkabın dostu olan başka bir matkap. Bunu kendim için almıştım, şimdi sana veriyorum. Ömer Bey. Bana Ömer diyebilirsin. Ben bunu istemiyorum. Yapma bak, ne güzel matkap ya.
Hayır, istemiyorum bunu. Ben kendi matkabımı istiyorum. Ya Ömer Bey. Ne? Anlayamadığım bir şey var. Sor kardeşim. Yani matkap gibi bir aleti nasıl kaybedebilirsin kardeşim? Yani bu böyle düğme boncuk falan gibi bir şey değil ki. Düğmeleri var, uçları var. Koskocaman bir alet böyle, dönen bir alet. Matkap bu, matkap. Ama bak, seninle demiştim ki. Yani bu matkabı ödünç verebileceğim tek kişi varsa o da Ömer Bey demiştim. O da niye demişti? Çünkü biz onun sütlerini içiyoruz demiştim. Bunun için de ödünç verebilirim demiştim. Ama babam derdi ki sen ol. Birisine bir şey ödünç vereceğin zaman başında bekle. İşi bitene kadar bekle. Sonra da al onu. Keşke dinleseymişim babamın lafını. Rahmetli adamın. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Ben gidiyorum. Bundan sonra sana hiçbir şeyime ödünç vermeyeceğim. Asla. Asla. Haklısınız, tekrar özür dilerim. Ömer Bey. Buyurun. Oğlumu da kaybetmeyin bari. Of. Matkabım! 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 Çok şükür! Çok şükür! Çok şükür matkabım! Hadi uyu artık hayatım. Vakit çok geç oldu. Elimde değil Zeynep'ciğim. Bence Metin Bey'in sana neden kızmış olduğunu anlamış olmalısın Ömer. Hayır, anlamadım. Evet, anladın. Sinan Bayraktar'ı hatırladın mı? Hayır. Sinan Bayraktar olayı çok farklıydı. Hayır, değildi. Aradaki tek fark sen matkabı kaybettin. Sinan Bayraktar beraber halı sahada maç yaptığınız topu kaybetti. Olur mu canım Zeynep? Bir kere o top çok önemliydi. O top 1990'da Aykut Kocaman'ın bana kocaman bir armağanıydı. Tabii. Maçta Aykut'un kaçırdığı penaltı vesilesiyle tribünlerdeki on binlerce kişi arasından yalnızca bana atılmış bir pastı o. Hayatım. O top sonra 80 kere patladı, evin bir köşesinde durdu, etti. Hiç buna kafayı takmadın. Ne zaman ki Sinan o topu kaybetti, küplere bindin. Binerim.
Ben binerim de inerim de. Sonra Sinan sana İtalya'dan bir top getirdi. Sen ne yaptın? Ha? Balkona çıktın. Topa bir vurdun havaya. İyi yapmışım. Zeynep. Efendim canım. Ya bu nerede ya? Nerede? Nerede bu matkap Zeynep? Nerede matkap? Ya canım hadi geçti ne olursun. Uyu artık ya. Çok geç oldu. Geçmedi geçmedi. Benim mutlaka bulmam lazım. Bulmam lazım. Nerede bu matkap? Ya Ömer. Uyu canım hadi. Kim o? Benim anne. Kıtır eve gitmek istiyor. Neden? Ece ile kavga etmiş. Hayatım yarın götürürüz. Bu saatten sonra olmaz. Ağlamak üzere anne. Bana yol göründü. Tamam kızım sen Kıtır'ı hazırla. Ben de üzerime bir şeyler alıp geliyorum. Ne oldu teyze? Kıtır özür diledi. Ece de affetti. Uyudular mı? Evet. Baba barışmışlar. Kıtır, Kıtır! Bana bak, bir daha eve gideceğim falan diye tutturursan sana bir öğrenci bileti vereceğim, otobüsle göndereceğim he. Neyse, iyi geceler kızlar. Geceler. Nerede bu matkap? Ne o, matkap mı? Matkapı değil, saati buldum. Oğlum onu dün buldun ya. Hayır baba, saati değil. Yani bundan kaç tane daha bulursak her zaman saati öğrenebileceğimizi buldum. Sonsuz taneymiş. Eğer bundan sonsuz tane alırsak zamanı her zaman öğrenebiliriz. Ah yavrucuğum, evladım kafanı düzgün şeylere yorsana yavrum ya. Sen dün matematiğe laf ettin ama ben Saime Hanım'ın öğrencisiyim. Oo! Kral ve kraliçe geldi. Prens ve prenses. Öyle mi? Prens ve prenses, sayın Kıtır Prens. Dün gece tam 3 defa eve gideceğim diye beni kandırdınız ama üçünde de vazgeçtiniz. Kendinizden utanıyor musunuz? Hayır. Sayın Kanarya Prensesim, bu üzerinizdeki çarşaflar annenizin dün gece çok uğraşarak ütülediği çarşaflar değil mi? Yanılıyor muyum? Hayır, yanılmıyorsun. Anneniz bunları gördüğünde yanınızda olmayı hiç istemezdim. Fark etmez. Oo, kraliçe arkadaymış. Sayın İmparatoriçem, ütülerken kopan kollarınızı hiç düşünmüyor musunuz? Kıtır Prens, imparatoru gece yarısı tam 3 kez uyandırdıktan sonra bildiğiniz gibi imparator pes etti. Ondan sonraki 4 uyandırışında da imparatoriçe olarak onları avutmaktan başka çarem kalmamıştı. Mahvoldum ben Ömer ya. Sen pes ettikten sonra kalan zamanda 4 tane dargınlık sığdırdılar. Madem uyuyamadın, şu benim matkabı da aramışsındır değil mi? Hala matkap mı diyorsun Ömer? Bak ne diyeceğim. Hani Tahsin Elektronik var ya. Orada matkap yok. Biliyorum. Onun yanında bir şey var hani. Fırın. Hayır. Onun yanındakini söylüyorum. Tabii ya. Fırın. Ömerciğim takıldın sen de. Yok yok hırdavatçısını söylüyorum. Yarın gidip Metin Bey'e en iyisinden bir matkap alırsın. Olur biter. Öyle değil mi? Yok yok hırdavatçısı. Orada yok yok. Yok yok. Fırın. Yok yok hırdavatçısı dedim. Fırın fırın. Ekmeği ben alırım baba. Ay Efe babana bir haller oldu. Baksana. Yani fırın diye ardiyeye girdi. Doktor mu çağırsak anne? Teyzem yine banyodan çıkmıyor anne.
Ömer, sen o fırını atmamış mıydın hayatım? Atmamıştım. Saklamıştım. Bak. Matkabı bu fırının içine saklamıştım. Yerini unutmayayım diye. Bak, iyi ki buraya saklamışım. Yoksa yerini unutabilirdim. Güzel matkap. Canım matkap. Ne güzel şeysin sen böyle. Matkap, matkap, matkap. 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 Hayır Sibel, fırınla dans etmene izin veremem. Metin. Ömer. Bak sana bir sürprizim var. İşte matkabın. Matkabım. Ya, bak ucu falan da yerinde, her şey tamam. Evet, benim uçlarım. Artık yeniden dost olmaya ne dersin? Sana güvenebileceğimi biliyordum dostum. Canım benim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim, tamam tamam. Yani sadece nereye koyduğumu bulabilmek için biraz düşünmem gerekti, o kadar. Ömer. Ya, ne söylediklerim için özür dilerim. Bak adam, bayağı ağır konuştun bana. Bazen garip garip davranıyorum işte. Ama benim de sana bir sürprizim var. Öyle mi? Bekle. Dınanın. Bana pazar arabasını mı veriyorsun? Evet, yani geri veriyorum. Dün akşam eve döndüğümde olanları seninle anlattım. O da bana, umarım Ömer'i çok üzmemişsindir. Çünkü Zeynep Hanım'ların pazar arabası bir senedir yaklaşık bizde. Bir sene evvel almıştın, hatırlamıyor musun dedi. Bana kalırsa bütün bunlar biraz yaştan oluyor. Adımızı unutmadığımıza şükretmeliyiz. İşte o imkansız. Çünkü eşlerimiz sürekli bize sesleniyorlar. Ömer. Neyse Ömer'cim, biz artık gidelim. Hadi Orç. Evet, bunlar Orçun'un eşyaları. Hadi bakalım o. Görüşürüz. Görüşmek üzere Metin'ciğim. Dınanınan. Murat, ben de nerede kaldı diyordum. Hallettim Sibel Hanım. Frizbimizi kırmızıya boyuyoruz ki zaten kırmızı. Ondan sonra gözlüğümüze sadece kırmızıyı görebilme özelliği veriyoruz. Ve böylece seyirci frizbi dışındaki hiçbir şeyi büyük görmüyor. Evladım, o zaman kırmızıdan başka bir şey görünmez yavrum. Öyle mi? Evet tabii, öyle olur. Ben bunu nasıl düşünemedim Sibel Hanım? Boş ver Murat. Ben uçan dairemi buldum. Ah, harika bir şey. Peki kimin projesi bu Sibel Hanım? Gördünüz mü? Kıtır üzerinde çarşafla gitti. Aa, doğru ya. Ama adamın gözü matkabından başka bir şey görmüyordu ki. Hangimizinki görüyor ki? Artık bizim çarşaf da seneye gelir.